Merhaba Hit Film severler. Bu dersimizde Hit Film ile videolarımıza nasıl logo ekleriz bunu öğreneceğiz. Şimdi import ile ortam dosyalarını içeri aktarıyorum. Evet, içeri bir tane video dosyası aktardım. Ayrıca bir tane de PNG, PNG dosyası aktardım. PNG dosyasındaki logonun transparan bölümleri varsa o zaman bu resmimizin alfa kanalı içerdiğine emin olmalıyız. Ben bu logoyu Inkscape isimli programda oluşturdum. Kanalımda Inkscape dersleri de vardır. Oynatma listesine göz atabilirsiniz. Şimdi öncelikle deniz videosunu burada zaman akışına bırakıyorum. Çıkan bu uyarıda tercihinize göre yes veya no diyebilirsiniz. Ben şu an için yes diyorum. Kontrole basılı tutuyorum. Fare tekerleğini ileriye sürüklüyorum. Bu alanı birazcık genişletiyorum. Sonrasında logo dosyasına geliyorum. Buna tıklıyorum. Sürükleyerek videonun üzerine bir yere bırakıyorum. Şöyle şurada bir yerde dursun. Videomuzu bir oynatalım bakalım. Bakın birdenbire logomuz şimdi ortaya çıktı. Durduruyorum Space'de. Sonrasında logomuzu bir seçiyoruz. Sol tarafta Controls bölümüne geliyoruz. Burada Transform'a geçiş yapıyoruz. Ardından Scale değerini kullanarak buradaki logomuzu küçültelim. Şuraya şöyle bir 20 değerini giriyorum. Bu yeterlidir. Buradaki logoyu sol üst tarafa taşımak istiyorum. Şöyle birazcık yukarıya doğru taşıyorum. Birazcık daha sol tarafa doğru taşıyorum. Logonun çok büyük olduğunu düşünüyorsak birazcık daha küçültebiliriz. Örneğin buraya 15 diyorum. Birazcık daha şöyle yerini ayarlıyorum. Hafiften yukarıya doğru kaldırıyorum. Diyelim ki logonun birdenbire ortaya çıkması yerine ona bir animasyon eklemek istiyorsunuz. Hemen bunu gerçekleştirelim. Şu alanı birazcık daha geniş bir hale getiriyorum. Oynatma başlığını şöyle şuralara bir yere getiriyorum. Sonrasında bu logoyu şöyle videonun kenarına doğru bir sürüklüyorum. Ardından alt kısma geliyorum. Position yani konum bölümüne bir tane anahtar kare ekliyorum. Sonrasında oynatma başlığını birazcık şöyle ileriye doğru götürüyorum. Çok fazla olmamasına dikkat edelim. Eğer çok fazla ileriye alırsak logonun videoya girişi oldukça yavaş olacaktır. Sonrasında buradaki değeri şöyle sağ tarafa doğru sürüklüyorum. Şuralarda bir yerde kalsın. Evet, şimdi oynatma başlığını şöyle şuralara bir yere alalım. Oynatalım bakalım. Evet, logomuzun soldan sağa doğru videonun içerisine yerleştiğini görüyoruz. Durduruyoruz. Film Express'in güzel bir yanı bu logoya ayrıca efektler ekleyebilmemizdir. Şimdi gelin bu logomuza bir efekt ekleyelim. Efekt sekmesine geliyoruz. Hemen alt kısımda buraya bir drop yazıyoruz. Alt kısımda drop shadow çıkar. Bunu şöyle sürükleyerek bu PNG resmin üzerine bırakıyoruz. Ve efektimizi buradaki resmimize eklemiş oluyoruz. Efektimizi alt kısımdan açıyoruz. Drop shadow'u. Şöyle alt kısımlara doğru iniyoruz. Drop shadow bir tür gölge ekler. Burada çeşitli şablonlar vardır. Bakın harsh gibi. Ve sonrasında bir bakalım. Outer Glow gibi. Bakın burada glow efekti yani parıltı da verebiliyor. Diğerlerine şöyle bir bakalım. Faint efekti var. Yani hafif. Deep Lower Left var. Sol tarafa doğru gölgeyi düşürüyor. İsterseniz sağ tarafa doğru düşürebilirsiniz. Şöyle biraz yaklaşalım bakalım. Bakın burada artık gölgemiz de mevcut. Tabi dilerseniz aşağıda bir seçeneğimiz vardır. Shadow Only. Sadece gölgeyi de aktif hale getirebilirsiniz. İsterseniz yine açıyı kendiniz belirleyebilirsiniz. Bakın buradaki Angle bölümünden. Alt kısımda Distance vardır. Uzaklık. Hani gölgenin uzaklığını da buradan belirleyebiliriz. Birazcık şöyle açıyı hafiften aşağı kısma alalım. Sonrasında uzaklığı belirleyebiliriz. Hatta gölgenin rengini bile Shadow Color'dan belirleyebiliriz. Opacity ise şeffaflıktır. Buradaki gölgenin daha koyu veya daha açık olmasını sağlar. Scale bölümünde gölgenin büyüklüğünü de ayarlayabilirsiniz. Bir değeri vermiş. Bakın büyüttüğümüz zaman gölgeyi büyütüyoruz. Tekrardan bir değerini alıyorum. Burada ayrıca bir penumbra değeri vardır. Bununla da oynayabilirsiniz. Çeşitli etkiler verebilirsiniz. Burada tercihler tamamen size kalmış. Şimdi tekrardan şöyle oynatma başlığını bir şu tarafa doğru alalım. Bir oynatalım bakalım. Evet, şu anda gölgeli logomuz oluşmuş oldu. Evet arkadaşlar, böylece Hit Film'de videolarımızda logo nasıl ekleriz bunu öğrenmiş olduk. Sonraki Hit Film derslerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.